Merhabalar. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Mikrofonumu arıyorum, ben de mikrofonum takılı değil diyorum. Oysa ki Instagram'da yapılan yayınlarda mikrofon olmuyor, değil mi? Mikrofonum yok diyorum kendi kendime. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Herkesler iyiler mi? Şükür iyiyim. Bir yaramazlık yok. Öyle bildiğiniz gibi koşturmaca, çalışmaca. Siz ne yapıyorsunuz? Siz de farklı bir şey yapmıyorsunuz muhtemelen. Siz de böyle koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz. Gününüz çalışmakla geçiyor. Sınava da çok bir şey kalmadı. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkesler hoş geldi. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ya Türk İslam devletlerine çok bakmana gerek yok ya, basit şeyler onlar. Karahanlı, Gazneli, Türkiye Selçuklu, Büyük Selçuklu, onların kuruluş aşamaları, kültürü, medeniyeti bakman yeterli. Zor tabii, böyle bu sıcakta çalışmak kolay değil arkadaşlar. Havalar çok sıcak. Hele hele Ankara felaket yani. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah iyilikler versin arkadaşlar. Sesim yok. Benim sesim iyi geliyordur ya. Biraz mikrofonunuzu, yani siz işte cihazınızın sesini açın, tamam mı? Artık ne kullanıyorsanız. İnşallah. İnşallah kayıt olur. Yanlış bir hata yapmazsak, düğmeye düzgün basarsak kayıt olur. Bazen böyle düğmeye düzgün basmıyoruz. Gidiyor. Ya inkılaplar en kolay konu papatya ya. Harbiden kolay. Merhabalar arkadaşlar. Dinledin mi? İnkılapları dinledin mi? İnkılapları dinlediysen benden çok da sorun yaşamaman gerekir diye düşünüyorum. Biraz da çıkmış sorulara bak. Eyvallah arkadaşlar. Karma soru çözüm mü olacak diyor ya. 14'lü denemenin 3. denemesi diye dünden beri, yani bir haftadan beri söylüyoruz. Karma soru çözüm mü olacak diyor biri. Hep bilemem. Keşfetmek kolay değil. Sesim mekanik mi geliyor? Bu da sizden kaynaklanıyordur. Benden kaynaklanmıyordur. Muhtemelen sizden. Ya tarihi anlayacaksınız. Tarihte ezber yok. Ezber yaptığınız zaman problem olur. Hata olur. Tarihi anladığınızda olayı çözersiniz. Hep diyorum, tarihi anlayacaksınız. Tarihi anlayarak öğreneceksiniz. Kodlamalarla öğrenirseniz problem yaşarsınız. Ben diyorum kodlamalara hep karşıyım. Ha, bazı arkadaşlar kodlamalar yapıyor. Elbette onlara da saygılıyız tabii ki, ama normalde tarihte kodlama yok. Kodlama, yani bir matematik öğretmeni de tarihi kodlayarak anlatabilir. Kodlama doğru cümleler ifade etmez. Tamam mıdır arkadaşlar? Bitirir tabii canım, ne var? İnkılap tarihi 3 günde biter, 5 günde biter. Değil mi? 1 Temmuz'u bekliyorsunuz. Ne var 1 Temmuz'da? Ha, şey var. ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulardan kolaj yaptığımız bir 5 günlük kampımız var. O değil mi? Ben de bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar, çok şey yapmadan, uzatmadan cümlemizden. Çok uzatmadan başlayalım mı? Ha, başlamadan önce hemen çok kısaca Hamza Hocam, merhabalar, hoş geldin. Çok kısaca bir durumdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İşte son günlerde yaşadığımız o Diyarbakır Mardin bölgesinde yangınlardan dolayı çok zarar görmüş olan vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum. İşte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ kalanlara başları sağ olsun diyorum. Yani zor, zor. Bu süreçte bunlar, hele hele böyle bir ortamda zor. Ama yapacak bir şey yok. Yani işte yaşandı, nasıl telafi ederiz, ona bakılması gerekiyor. Bunu bir söylemek istedim. Şimdi sesinde bir sorun var mı gençler? Sesle ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Sesle ilgili bir sıkıntı var mı? Yani bazı arkadaşlar diyor ki hocam sesiniz çok mikrofonik geliyor, şey pardon, mekanik geliyor. Benim sesim zaten mekanik. Zaten elektronik bir sesim var. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Hayır canım, 1 Temmuz'da ne Instagram'da, o platformda yani çıkmış sorular Instagram'da çözülür mü? Sıkıntı yok. Peki tamam. Peki tamam.
Evet gençler, hemen yorumları kapatıyorum. Yorumları kapatıyorum. Salih hocam merhabalar. 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 Şimdi yorum nasıl kapatıyorduk? Ha şuradan kapatıyorduk. Arkadaşlar yorumu kapatalım, deneme sınavımıza geçelim. Hadi bakalım. Evet, şimdi şöyle yorumları kapat diyoruz. Ekranı da şöyle yapıyoruz. Ve şöyle muhteşem ekranımızı çeviriyoruz. Ve bunu biraz büyütüyoruz. Şöyle. Evet. Ve yani bu denemimizden çözüyoruz. Biliyoruz gençler, değil mi? Ve deneme sınavımıza Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Herkes soruları görebiliyordur. Sıkıntımız yok. Gayet güzel. Arkadaşlar üçüncü denememiz. 14'lü denememizin üçüncüsü. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Tamam mıdır? Şimdik. Şurada bir ayarlama yapalım. Bir sıkıntı olmasın. Tam bende böyle şey var. Sıkıntı var. Başak Burcu olunca maalesef böyle olabiliyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Bu kadar yani. Ne diyor? Türkler tarafından benimsenen aşağıdaki kavramlardan hangisi hükümdarların Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak görüldüğünü kanıtlar? Arkadaşlar bu çok tipik bir bilgidir bizde. Bunun cevabı kut anlayışı. Kut dediğimiz şey hükümdara Tanrı tarafından hükmetme, siyasi otorite yetkisinin verilmesi demektir. Bu bilgiyi unutmayın, tamam mı? Kut siyasi otorite hakkının Tanrı tarafından hükümdara verilmesi demektir. Yani aslında Türklerde hükümdarlığın meşruiyet yani hukuki kaynağı kuttur. Bunu biliyoruz ve kut kan yoluyla sülaleye geçer. O kan yoluyla sülaleye geçmesi de taht kavgalarına neden olur. Bu da Türk devletinin kısa ömürlü olmasına neden olmuştur. Ama kut tek başına yani Tanrı tarafından hükümdara verildi anlayışı çerçevesinde tek başına otoriteyi güçlendiren bir kavramdır. Çünkü bu yetkiyi o kişiye Tanrı vermişse o zaman o devlete o devlet başkanına itaat esastır. Bu da o kişinin otoritesini güçlendirir ve Türklerde kutsal olan kişi değildir. Kişinin almış olduğu yetkidir, tamam mı? Mesela firavunluk gibi yoktur Türklerde. Mesela Mısır firavunların kendisi de kutsaldı ama Türklerde Oğuz Kağan ya da Bilge Kağan kutsal değildir. Yetkisi kutsaldır. Gençler Ayüki hükümet demektir. Türklerde Ayüki hükümettir. Aygucu ya da Üge başbakandır, vezirdir. Subaşı ordu komutanıdır. Orun ise bunu defalarca söylemişizdir belki. Orun ise arkadaşlar Türklerde kurultayda yani toyda, kengeçte boy beylerinin oturuş sırasıdır. Biz boy beylerinin kurultayda oturuş sırasına ya da hiyerarşik sıralamasına Orun adını veriyoruz. O zaman buradaki doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçiyoruz bunu. Geçtik şimdi ikinci soruya. Ne diyor ikinci sorumuzda? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar Büyük Selçuklu'nun yıkılması neler etkili diye bakarsak şöyle. Bir, batıni faaliyetleri yani Hasan Sabbah batınilik. İki, taht kavgaları ki Türk devletlerinin hemen hemen hepsinde var olan bir şeydir taht kavgaları. Üç, Katvan Savaşı gördünüz. Dört, Oğuz İsyanı gördünüz. Katvan Savaşı, Oğuz İsyanı. Katvan Savaşı 1141'dir. Karahitaylarla Büyük Selçuklu arasındadır. Oğuz İsyanı 1153'te çıkmıştır ki Sultan Sencer Oğuzların son büyük hükümdarıdır. Ya Selçuklu'nun son büyük hükümdarıdır öyle diyelim. Oğuzların eline esir düşmüştür. Arkadaşlar Atabeyliklerin kurulması. Atabeylikler biliyorsunuz Fetret devrinde Melikşah'ın ölümüyle birlikte Atabeyler bağımsızlıklarını ilan etti. O zaman bunlar Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını etkileyen faktörler. Burada şu batıniliği unutmayın. Olur mu? Batınilik önemli. Hasan Sabbah tarafından ortaya çıkarmış sapık bir tarikattı. İlk beylikler olmaz. İlk beylikler 1071 Malazgirt Alparslan döneminde çıkmıştı. Bu beyliklerin ortaya çıkmış olması Selçuklu'nun yıkılmasında etki etmez. Çünkü Selçuklu İran kökenli bir devlettir. Yani İran'da kurulmuş bir devlettir. Ama beylikler Anadolu'da kurulmuştur. Selçuklu'nun merkezi İran'dadır. Tamam mıdır? O yüzden bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 1 ve 2 doğru. Geldi ki ÖSYM böyle sorular sorar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Büyük Selçuklu'nun yıkılmasını etkileyen faktörlerden değildir diye ben hepsini saymaya çalıştım. Dikkat edin. Bir de buraya şey ekleyebiliriz. Abbasilerin çalışmaları, Abbas halifesi sevmiyor bizi, yıkmaya çalışıyor. Haçlı seferleri bunları sayabiliriz çocuklar. Geldik 3'e. Ne diyor? 1096 yılında başlayan birinci Haçlı Seferi sonucunda İslam dünyasının egemenliğinde olan şehirlerin bir kısmı elden çıkmıştır diyor. Aşağıdakilerin hangisi elden çıkan şehirlerden değildir? Gençler birinci Haçlı Seferi'ni hemen hatırlayalım. Tamam birinci Haçlı Seferi'ni. Şimdi birinci Haçlı Seferi ile şöyle ben bir harita çizeyim, tamam mı? Şöyle.
Hemen şöyle gelsin, Afrika böyle gelsin, Orta Doğu gelsin böyle, Anadolu'muz tamam mı, Avrupa böyle. Kalemin rengini değiştireyim, siyah yapayım. Haçlılar geldiler, ne yaptılar? Bizim İznik'i aldılar. İznik biliyorsunuz Anadolu Selçuklu'nun başkentiydi. İznik'i aldılar, onu Bizans'a verdiler tabii. Oradan geldiler Antakya'yı aldılar gençler. Oradan geldiler Kudüs'ü aldılar, gittiler Şam'ı aldılar, gittiler Urfa'yı aldılar. Yani İznik, Urfa, Kudüs, Antakya, Şam. Buralar Haçlıların eline geçti ve bu topraklarda İznik hariç, İznik'i Bizans'a vermişlerdi. Bu topraklarda Latin krallıklarını kurdular. Burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Anadolu Selçuk Devleti'nin başkenti İznik'ti. Hatırlayın bunu. Birinci Kılıç Arslan dönemidir bu. Anadolu Selçuk'un başında birinci Kılıç Arslan vardı. Kılıç Arslan ne yaptı? Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdı. Yani Konya Haçlı Seferi'yle Haçlıların eline geçmiş olan bir şehrimiz değildir. İznik eline geçmişti Haçlıların. O yüzden bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir çocuklar. Konya'dır, tamam mı? Bu da önemli bir bilgi. Burada niye unutmayacaksınız? Birinci Haçlı Seferi sonucunda, Kılıç Arslan döneminde İznik Haçlıların eline geçtiği için başkent İznik'ten Konya'ya taşınmıştır çocuklar. Unutmayın bunu. Geliyoruz şimdi dörde. Ne diyor dörtte? Osmanlı Devleti tarafından genişleme siyaseti sonucu Balkanlarda uyguladığı politikalara hangisi örnek gösterilemez diyor. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme dönemlerinde Balkanlarda genişleme siyaseti izledi. Ki yani ne yaptı Osmanlı? İşte cihat. Cihat faaliyetiyle toprakları fethetti. Fethettiği topraklarda neler yaptı Osmanlı? Hatırlayalım. İskan siyasetini uyguladı. İstimalat politikasını uyguladı. İskanı ne diye tarif ediyorduk? Issızı şenlendirme. İstimaleti ne diye tarif ediyorduk? Gönül alma, hoşgörülü davranma. Bunu uyguladı. Oradaki gençlerden yararlandı ve oradaki gençlerden kapı kulu oluşturdu. Yeniçeri Ocağı'nı oluşturdu. Ki oradaki gençlerden yararlanmada uygulanan ilk sistem Pençik'ti. İkinci sistem ise devşirmeydi. Birinci Murat'la Pençik başlar. Birinci Mehmet'le devşirme sistemi başlar. Ama ıslahat olmaz. Neden? Islahat 17. yüzyıldadır. 17. yüzyıldadır. Yani 1600'lü yıllardadır. Bozulan kurumları düzenlemektir. Balkan politikasıyla hiçbir ilgisi yoktur ıslahatın. Tamam mı? E seçeneği burada doğru. Yanlış cevap oldu. Yani gösterilemez. Geldik arkadaşlar şimdi hemen 5'e. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında varlığını devam ettiren ahilik teşkilatı. Şeyi unutmuyorsunuz gençler, tamam mı? Osmanlı Devleti'nde Osmanlı kuruluşunda 4 tane unsur çok etkili olmuştur. Mesela Ahiyani Rum, tamam mı? Ondan sonra Bacıyani Rum, Gazıyani Rum, ondan sonra Abdalanı Rum. Abdalanı Rum nedir? Anadolu dervişleri. Gazıyani Rum nedir? Anadolu'daki savaşçı Türkmenler. Bacıyani Rum nedir? Anadolu kadınları. Ahiyani Rum nedir? Anadolu ahileri. Bu ahilik Abbasi Devleti'nden beri var. Abbasi döneminden beri var. Fakat Abbasiler döneminde adı ahilik değil, fütüvvet. Büyük Selçuklu döneminde de fütüvvet. Biz ilk defa Türk tarihinde Büyük Selçuklu'da görüyoruz fütüvvet. Ahi adını alması Anadolu Selçuklu döneminde oluyor. Osmanlı döneminde de lonca. O zaman bir fütüvvet var, bir ahi var. Osmanlı'da da lonca var. Fal oldu bak işte. Şimdi fütüvvette ve ahilikte sadece Müslüman esnaf girebilir buna ki zaten fütüvvet, ahilik, lonca esnaf dayanışması anlamına gelir. Ama lonca da Müslüm, gayrimüslim, esnaf fark etmez. Herkes girebilir. Osmanlı'da din ayrımı yoktur bu noktada. Diyor ki ahilik teşkilatının ahlak ve davranış kurallarının şekillenmesinde hangisi önemli rol oynamıştı? İşte cevabı buldunuz. Fütüvvet anlayışı, fütüvvetname yani. A seçeneği doğru, bunu da unutmuyorsunuz çocuklar. Bu da önemli bir bilgidir. Tımar sistemini biliyorsunuz. Millet sistemini ben bir önceki derste açıklamıştım. Millet sistemi dediğimiz şey Osmanlı Devleti'nde toplumu oluşturan unsurların ırka, etnik kökene göre değil de dine ve cemaate göre ayrılmasıdır. Nedir mesela? Müslüman cemaati, Hristiyan cemaati, işte Ermeni cemaati, Rum cemaati. Biliyorsunuz bunların her birisinin kilisesi farklıdır. Yahudi cemaati gibi dine göre ayrılır. İltizam dediğimiz şey nedir? Bir bölgenin yıllık vergisinin 1 ila 3 yıllığına ihaleyle satışa çıkarılmasıdır. Bu eğer ömür boyu olursa malikane sistemine dönüşür. Pençik zaten savaşta ele geçen askerlerin 1/5'inin devşirilerek ya da Müslümanlaştırılarak asker yapılması anlamına gelir çocuklar. Burada A seçeneğimiz doğru. Geldik 6'ya. Ne diyor? Aşağıda cevabını yazdık değil mi? A doğru. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nin toplumsal, bakın işte deminki cevabını verdiğimiz olay bu. Osmanlı Devleti'nin toplumsal, hukuki, siyasi ve idari yapısı aşağıdaki sistemlerden hangisine göre şekillenmiştir? Bak toplumun diyor,
hukuki, siyasi, idari yapısı neye göre şekillenir? Çocuklar, Osmanlı bir şer'i devlettir. Yani Osmanlı Devleti'nde toplumda şer'i hukuk geçerlidir. Ne demek yani? Dini hukuk geçerlidir. O yüzden her bir toplumsal grup kendi dinine göre yargılanır. Bu da onların milli kimliklerinin günümüze kadar korunmasını sağlamıştır. Günümüze kadar derken Osmanlı yıkılışına kadar onu kastediyoruz. İşte diyor ki Osmanlı Devleti'nde toplumu oluşturan unsurların hukuki yapılanması özel hukuki göre gerçekleşmiştir diyor. Nedir o özel hukuk? İslam'la Müslümanlar İslam şeriatı, Hristiyanlar Hristiyanlık şeriatı, Yahudiler Yahudi şeriatı. İşte biz buna Osmanlı'da millet sistemi diyoruz. O zaman Osmanlı'da millet oluşturan unsurlar ırka göre, etnik yapıya göre değil, dine, cemaat yapılanmasına göredir. Özel hukuka göredir yani. O yüzden bunun doğru cevabı denizdir. Demin bir şey söylemiştik. İltizam neydi? Bir bölgenin vergisinin hazineye gelen gelirlerinin 1 ila 3 yılına ihaleyle peşin olarak satıldığı sistemdi. Fatih'ten biri vardır iltizam. Bu 1695 gibi çocuklar, yani 17. yüzyılın sonlarına doğru iltizam malikane sistemine çevrildi. Malikane dediğimiz şey ise artık iltizamın ömür boyu verilmesi demektir ki bu malikane sistemi Osmanlı'da ayanlıkların ortaya çıkmasına, güçlü ailelerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. D seçeneğimiz doğru olmuş oldu burada. Geldik hemen 7. sorumuza. Ne diyor 7'de? İslamiyet'te dini yapılarda resim bulunması uygun görülmediği için bunun yerini yazı sanatı olan hat almıştır. Arkadaşlar, Türk İslam tarihinde ortaya çıkan sanat hattır. Ama Türk İslam'dan önce, yani Türk tarihinde, İslamiyet öncesi Türk tarihinde çini vardır, tesip vardır, minyatür vardır. Tamam, bir sürü sanat vardır ama hat yoktur. Neden? Çünkü hat Arap alfabesiyle süsleme demektir. Devam ediyoruz. Diyor ki hat sanatı zamanla mimari dekorların başta zenginliği ve bütün dekoratif sanatların da önemli bir unsuru haline gelmiştir. Gençler, hat sanatında perspektif, gölgelendirme, uzaklık, yakınlık, üç boyutluluk yoktur. Tamam mıdır? Ve genellikle bu şeyde hat sanatında, minyatürde. O şimdi resim haram olduğu için bizde minyatür var ya. Minyatürde uzaklık, yakınlık, perspektif yoktur. Bu işte haram olmayan resimdir. Osmanlı Türkler bu resim haram sayıldığı için süslemede artı hat sanatını ortaya çıkarmıştır. Hat sanatı aslında Türklerin ortaya çıkardığı bir sanattır. İşte burada şu ismi unutmayın. Hat sanatı deyince aklınıza gelmesi gereken ilk isim Amasyalı Yakuti'dir. Hat sanatının kurucusudur. Fakat Osmanlı Devleti'nde hat ile ilgili bir Şeyh Hamdullah, hattatların kıblesi olarak bilinir. Unutmayın Şeyh Hamdullah. 2. Ahmet Karahisari, 3. Hafız Osman, 4. 2. Mustafa. Bunlar hatla ilgilenmiş olan kişilerdir. Mesela 2. Mustafa'nın şöyle bir özelliği vardır. 2. Mustafa'nın yazmış olduğu hat günümüze kadar gelmiş en eski padişah hattı olarak kabul edilir. 2. Mustafa hat sanatını çok iyi bilen birisiymiş çocuklar, tamam mı? Ama ben yerinizde olsam burada şu üçünü unutmam. Hafız Osman, Ahmet Karahisari, Amasyalı Şeyh Hamdullah. Bunu unutmam. İlk önce de Amasyalı Yakuti'yi kurucu olduğu için, hat sanatının kurucusu olduğu için. Peki Lagari Hasan kim? Lagari Hasan'ı hatırlayın, 4. Murat döneminde dike üçü gerçekleştiren kişiydi. Ne yapmıştı? Beline 7 tane barut fıçısını sarmıştı 4. Murat'ın kızının düğününde. Ve ne yaptı onu? Ateşledi, 300 metre havalandı. Havalandı. Paraşütü açtı. O günün paraşütü neyse işte. Tekrar Surname. Surname eğlencedir, düğün alayıdır. Oraya indi ve 4. Murat'a dedi ki sana İsa'dan selam getirdin dedi. Böyle çatlakta bir adam. O yüzden bu son doğru cevabı A seçeneğidir. Lagari Hasan hat sanatıyla ilgili değildir ama önemli bir bilim insanıdır. Tamam mıdır gençler? Bunu da öğrendik. Geldik şimdi neye? 8'e. Bu önemli bir sorudur çocuklar. 8. soru. 19. yüzyılda aşağıdaki topraklardan hangisinin elden çıkması Mısır valisi Mehmed Ali Paşa sorununu ortaya çıkarmıştır diyor. Bu önemli bir bilgi. Gençler, ben burada size bir olay hatırlatacağım. Dinleyin burayı da. Anadolu, tamam mı? Ezan sesimiz hala geliyor. Terlemeyelim diye pencereyi de açmış bulundum. İmamımız da güzel okuyor ama. Evet, şimdi arkadaşlar, şurada bir isyan çıkıyor, tamam mı? Şurada. Burası Mora. Mora'da bir Yunan isyanı çıkıyor çocuklar. Dönemin Paşa 2. Mahmut. İkinci Mahmut bu isyan bastırılması için Kavalalı Mehmed Ali Paşa'dan yardım istiyor. Kavalalı da Mısır valisi, tamam mı?
Kavalalı da gidiyor, bu isyanı bastırıyor. Fakat diyor ki 2. Mahmud'a, ben bu isyanı bastırırım da diyor. Bana Mora ve Suriye valiliğini ver, özür. Mora ve Girit valiliğini verirsen bastırırım diyor. Mora ve Girit istiyor, tamam mı? 2. Mahmud da bunu kabul ediyor. Kavalalı gidiyor Mora'daki Rum isyanı, Yunanistan'ı bastırıyor. Ne zaman oluyor bu? 1827'de. Bu isyanı bastırınca İngiltere, Fransa ve Rusya bir araya geliyor ve şuradaki Navarin'deki Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Navarin yangını burada oluyor, tamam mı? Ve bu olay Osmanlı-Rus Savaşı'na dönüşüyor. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı yaşanıyor. Osmanlı burada yeniliyor. Niye yeniliyor? Çünkü Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 1826'da bağlantıyı kurun, unutmayın. Yerine kurulan orada acemiydi. Kazanamadı yani savaşı. Ve Edirne Antlaşması imzalanıyor. Edirne Antlaşması'yla Yunan Devleti kuruluyor. Yunanistan bizden ayrılarak kurulan ilk azınlık devletidir. Yani milliyetçilik akımı sonucu Osmanlı'dan ayrılan ilk ulus Yunanlardır. Unutmayın, tamam mı? Peki bu devlet nerede kuruluyor? Mora'da. Burada kuruluyor. Bunun üzerine Kavalalı diyor ki ya padişahım diyor, sen bana Mora ve Girit'i söz verdin ya. Mora'da bir devlet kuruldu diyor. O zaman bana Mora'ya karşılık Suriye'yi ver diyor. İkinci Mahmut da hareket çekince bu sefer Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı çıkıyor çocuklar. O zaman Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanının ortaya çıkmasına neden olan, elden çıkan toprak neresi? Mora. Gördünüz mü? Mora'yı veremedik çünkü. Bu cümle de çok önemli, tamam mıdır çocuklar? Bu önemli bir bağlantıdır. Burada size çok bilgi anlattım, dikkat edin. Hatta bu isyan karşısında Osmanlı Devleti İngiltere'den yardım istiyor, Fransa'dan yardım istiyor. Bunlar diyor ki bu sizin iç meseleniz, bizi ilgilendirmez diyor, yardım etmiyorlar. Ve en son denize düşen yılana sarılır, Rusya'dan yardım istiyor. 2 gün önce savaştığımız devlettir Rusya. Rusya 10 bin kişilik donanmasını Boğazlara getiriyor ve Rusya ile Osmanlı Hünkar İskelesi Antlaşması'nı imzalıyor. Böylelikle Boğazlar ilk defa uluslararası sorun oluyor Hünkar İskelesi'yle, tamam mıdır? Ve Mehmet Ali sorun bir iç sorunken uluslararası bir soruna dönüşüyor. B seçeneği doğru. Geldik 9'a. Ne diyor? Osmanlı'da, kırmızı yapayım şunu. Osmanlı devletçilerin görüşüldüğü ve bugünkü Bakanlar Kurulu işlevini gören kurum Divan-ı Hümayun'dur. Gençler, Divan-ı Hümayun'u Orhan Gazi kurdu. Osmanlı 2. Paşa. Divan-ı Hümayun'dur. Bu kurum zamanla işlevini kaybetmesi üzerine 2. Mahmut tarafından kapatılmıştır. Doğru, bu kurum 2. Mahmut kapattı. Diyor ki kapatılan bu kurumun yerine ne kuruldu? Gençler, Divan-ı Hümayun yerine kurulan kurumun adı Meclis-i Vükela. Bak, Meclis-i Vükela ya da Meclis-i Has-ı Vükela. İster Meclis-i Vükela deyin, ister Meclis-i Has-ı Vükela deyin, hiç fark etmez. İstersen Heyet-i Vükela deyin. Meclis heyet demektir zaten. A seçeneği doğru. Unutmuyorsunuz bunu, tamam mı? Çok çok önemli bir bilgidir. Ve deriz ki böylelikle Osmanlı'da kabine sistemine geçilmiştir. Osmanlı'da kabine 2. Mahmut'la başlar. Nasıl? Divanın kaldırılıp Meclis-i Vükela'nın, Meclis-i Has-ı Vükela'nın kurulmasıyla. Peki Şuray Devlet ne? Abdülaziz döneminde kurulan bugünkü Danıştay. Encümeni Danışne, Abdülmecit döneminde kurulan bilim kurulu. Bilim kurulu dediğimiz olay nedir? Yüksek öğretime öğrenci hazırlayan kurumların kitaplarını hazırlayan bilim kurulu Encümeni Danış. Divan Ahkam Adliye nedir? Sultan Abdülaziz döneminde, 1868'dir çocuklar bu. Aynı Şuray Devlet de 1868'dir. Divan Ahkam Adliye Sultan Abdülaziz döneminde kurulan bugünkü Yargıtay'dır. Tamam mıdır? Bavali nedir? 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti sadrazamlık makamına ya da sadrazamın konağına, yani başbakanın konutuna Bab-ı Ali demiştir. O zaman Bab-ı Ali ne? Hükümet konağı. Tamam mıdır? O zaman A seçeneğimiz doğru. Geldik şimdi 10. soruya. Tanzimat Fermanı'nın ilanında. Tanzimat Fermanı bugün paylaşmıştım çocuklar. Tanzimat Fermanı 1839'da ilan edildi. Tanzimat Fermanı hangi dönemde ilan edildi? Sultan Abdülmecit döneminde. Peki Tanzimat Fermanı nerede ilan edildi? Gülhane Parkı'nda. O yüzden Gülhane Hattı Hümayun diye geçer. Ferman nedir? Hattı Hümayun. Gülhane Parkı'nda olduğu için Gülhane Fermanı ya da Gülhane Hattı Hümayun olarak bilinir. Kim okudu? İşte Londra sefiri, elçisi Mustafa Reşit Paşa okudu. Sonra bu sadrazam olacak. Tamam mıdır çocuklar? Peki niye ilan ettik bu fermanı? Bunun sebebi şudur. Bir, o dönemlerde Mehmet Ali sorunu yaşıyoruz. Deminki meseleden bahsediyorum size. Mehmet Ali sorunu yaşıyoruz. Mehmet Ali sorunu, Mısır sorununun çözümünde Osmanlı Avrupa'nın desteğini kazanmak istiyor. Nasıl kazanacak? Azınlıklara bir takım haklar verecek. Tamam mı? Azınlıkları memnun edecek. Azınlıklar Hristiyan ya. Böylelikle
Avrupa'yı da memnun edecek ve Avrupa'nın desteğini kazanacak. Birinci mantık bu. Dış baskı unsuru budur. İkinci mantık da şu. Azınlıklara bir takım haklar vererek onların isyanını engelleyecek, devletin parçalanmasını, devletin dağılmasını engelleyecek, birlik ve bütünlüğü sağlayacak Osmanlı vatandaşlığı, yani Osmanlı tabiyeti durumunu ortaya çıkaracak. Tamam mıdır? O zaman bakalım ne diyor? Azınlıklara bir takım haklar vererek Avrupalı devletlerin işlerine karışmasına engel olma doğru. Devletin parçalanmasını önleme doğru. Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorununun çözümünde, yani Mısır sorununun çözümünde Avrupa'nın desteğini alma doğru. Bu sorunun cevabı 1-2-3'tür çocuklar. E seçeneği doğru. Geldik şimdi 11'e. 19. yüzyılda aşağıdaki kurumlardan hangisinin, yani 1800 yıllarında aşağıdaki kurumlardan hangisinin açılmasıyla Osmanlı'da eğitim ve öğretim faaliyetleri Şeyhülislam'dan hükümeti geçmiştir. Gençler aklınıza şu geldi ki hocam eğitim öğretim faaliyetleri Kazasker'de değil miydi, değil mi? Şimdi normalde şeye kadar gençler, 2. Osman'a kadar eğitim öğretim faaliyetleri Kazasker'deydi. Ve 2. Osman ulemanın yetkilerini sınırlandırdı. Bir kısım hakkı Kazasker'e verdi, bir kısım hakkı Şeyhülislam'a verdi. Ve uzun bir süre eğitim işleri Kazasker'le Şeyhülislam arasında pay edildi. 2. Mahmut dönemine gelindiğinde Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Ve Şeyhülislamlık makam yerine Bab-ı Meşhat diye bir kurum kuruldu. Fetva makamı diye bir kurum kuruldu. Ve eğitim öğretim işleri tamamen Bab-ı Meşhat'a bırakıldı. Yani Şeyhülislamlığa bırakıldı. Şimdi Tanzimat döneminde, bu cümleye dikkat, 1840'ta, bakın 1840'ta Milli Eğitim Bakanlığı kurulunca, Marif Umum Nezareti Milli Eğitim Bakanlığı demektir. Osmanlı Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı Marif Umum Nezareti'dir. Kuruluş tarihi 1840'tır çocuklar. 1840'ta Milli Eğitim Bakanlığı kurulunca, Osmanlı'nın Milli Eğitim Bakanlığı kurulunca eğitim öğretim işleri Şeyhülislam'dan alınarak devletin denetimine geçmiş oldu. Yani hükümete geçmiş oldu. Neyle? Marif Umum Nizamnamesiyle. Tamam mıdır? Nafia Bayındırlık demektir çocuklar. Divan-ı Ahkam Adliye'yi söyledim. Şura-i Devlet'i söyledim. Meclis Ali Tanzimat dediğim şey Tanzimat döneminde yapılacak ıslahatları, yönetmelikleri, tüzükleri hazırlamak amacıyla kurulmuş olan kurum. Ne yapıyor işte bu Tanzimat, Meclis-i Âli Tanzimat? Tanzimat döneminde çıkarılacak olan işleri düzenliyor. Tamam mıdır? D seçeneği doğru. Geldik 12'ye. Bu da önemli bir soru. Bu da kaliteli, hoş bir soru. Diyor ki aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra devlet yönetiminde ve diplomaside kalemiye sınıfı değer kazanmıştır? Çocuklar Osmanlı'da bir önceki soruları hatırlayın. Ne vardı? İlmiye sınıfı vardı, seyfiye sınıfı vardı, kalemiye sınıfı vardı, değil mi? Şimdi ilmiye neydi? Şeyhülislam, kazasker, müderris filan filan filan. Seyfiye kimdi? İşte bürokrasi, yani mülki amir ve asker. Kalemiye, şu kalemiye düzgün yazayım. Kalemiye sınıfı kimdi? İşte dış ilişkilere bakan, maliyeye bakan, yazışmaya bakandı. Şimdi burada şöyle bir olay oluyor. Dikkat edin şimdi. Biz 1683 ile 1699 yılları arasında Haçlı İttifakı'yla, Kutsal İttifak'la savaştık. 16 yıl. Yani bize karşı Kutsal İttifak 1683'te kuruldu Papa liderliğinde. Kim yer aldı burada? Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya, Malta. Bunlar yer aldı. Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya, Malta. Papa'nın liderliğinde birleşti bunlar. Ve 16 yıl süren savaş Osmanlı kaybetti. Ve İngiltere ile Hollanda'nın arabuluculuğu sonucu Karlofça antlaşması imzalandı. Yani aslında Karlofça müzakeresi başladı çocuklar. Ve bu müzakere 103 gün sürdü. Bak Osmanlı tarihinde ilk defa, bakın tarihinde ilk defa bir antlaşmayı müzakere ederek imzalıyor. Osmanlı'nın müzakere ederek imzaladığı ilk antlaşma Karlofçadır. Bu ne demektir? Osmanlı'da modern diplomasi Karlofça ile başlar. Osmanlı için söylüyoruz. Osmanlı'da modern diplomasi Karlofça ile başlar. Peki bu müzakereyi yöneten kişi kimdi? Yöneten kişi Rami Mehmet Efendi'ydi. Rami Mehmet kimdi? Reisül Küttab'tı. Yani kalemiyedendi çocuklar. Şundandı. Ve Rami Mehmet burada çok muhteşem bir diplomasi yürüttü. Biz bu savaş sonucunda bu kadar toprak kaybedecekken bu kadar toprak kaybettik. İşte kalemiye grubu Karlofça ile birlikte önem kazandı ve Reisül Küttab Mehmet Rami Efendi bu başarısından dolayı, yani kötünün iyisinden dolayı sadrazamlığa terfi etti ki bu tarihten sonra artık sadrazamlar askerlerden değil kalemiyeden seçilmeye başlandı. O yüzden Karlofça'yı unutmayın, Karlofça çok önemli. Karlofça kalemiye sınıfının değerini artırmış bir olaydır. Çünkü yeniliyoruz artık, yani ne gerek bize
Diplomasi lazım, elçilik lazım değil mi? Bunda kim bilir? Sadrazam bilmez, kalemiye bilir. Reisül Küttab bilir yani. Geldik 13'e. Ne diyor? Bu gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonuçları arasındadır? Rusya ile ittifak devletleri arasında savaşı bitirmiştir. Kafkas cephesi kapanmıştır. Arkadaşlar, şu Brest-Litovsk Antlaşması 3 Mart 1918 yılında SSCB ile Sovyet Rusya ile ittifak devletleri arasında imzalandı. Yani bunlardan birisi de Osmanlı'ydı. Diğer bir ifadeyle Brest-Litovsk Antlaşması Sovyet Rusya ile Osmanlı arasında imzalandı. Ve doğal olarak Rusya ile Osmanlı arasındaki, aynı zamanda Rusya ile ittifak devletleri arasındaki cepheleri kapattı. Mesela Rusya'nın Avusturya ile olan bir cephesi vardı. Ne o cephe? Galicia. Galicia cephesi kapandı. Galicia cephesi Rusya ile Avusturya arasındaydı. Doğal olarak Rusya Brest-Litovsk ile savaştan çekilince Galicia kapandı. Rusya ile Osmanlı arasındaki cephenin adı neydi? Kafkas. Doğal olarak Rusya ile Osmanlı arasında Brest-Litovsk imzalanınca Kafkas cephesi kapandı. O zaman Kafkas cephesini kapatan antlaşma Brest-Litovsk olmuş oldu. Tamam mıdır gençler? Yani D seçeneği doğru. Galicia ile Kafkas, Brest-Litovsk ile kapandı. Bunun öncesinde bizim imzaladığı mütarekinin adı neydi? Erzincan mütarekesi bunun öncesinde. Geldik 14'e. Kurtuluş Savaşı yıllarında aşağıdaki gazete ve dergilerden hangisi milli mücadeleyi desteklememiştir diyor. Arkadaşlar desteklemeyen de geçen böyle bir soru çıkmıştı sanki mütareke basın diye hatırlıyorum. Desteklemeyen de 3 tanesini bilmenizde fayda var. 1. Alemdar. 2. Peyam-ı Sabah, tamam, desteklemeyen olarak. 3 Peyam-ı Sabah, 3 Türkçe İstanbul, tamam. Bunlar işte Ferda Aydı'da falan çok önemli değil ama bu üç önemli. Alemdar, Peyam-ı Sabah, Türkçe İstanbul bunlar hain gazetelerdir. Mustafa Kemal Anadolu Hareketi aleyhine türlü entrikalar çeviren, iftiralar atan, bunun karşısında para alan gazeteler bunlar, tamam mı? O yüzden E seçeneği doğrudur, desteklememiştir. İrade-i Milliye Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi sırasında çıkardığı gazete. Hakimiyet-i Milliye Mustafa Kemal'in Ankara'da çıkardığı gazete. Ki Hakimiyet-i Milliye Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazetedir. İrade-i Milliye değil çocuklar. O Hakimiyet-i Milliye'dir. Hakimiyet-i Milliye aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı görevinde üstlenmiştir. İleri Celal Nuri'nin çıkardığı gazetedir. Ki Mustafa Kemal'i desteklemiştir. Celal Nuri Batıcılık Akımı temsilcisi. Tasvir Efkar'da yine İstanbul basınıdır. Mustafa Kemal'e destek vermiştir. Evet, seçeneği yanlıştır burada. Geldik şimdi 15'e. Hemen şöyle 15. Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin yetkili olduğu dönemde gerçekleşen olaylardan biri değildir? Temsil heyetin. Arkadaşlar şu tabletimi şu tarafa çekeyim ya. Burası bana ters geldi. Şöyle yapayım da. Bak şunu çekiyorum şu tarafı, tamam mı? Burası bana ters geldi. Evet, şöyle rahat edeyim biraz. Bir tarafta kamera, bir tarafta el olmuyor yani. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi temsil heyetinin yetkili olduğu dönemde gerçekleşen olaylardan değildir? Gençler, temsil heyeti fikri Amasya genelgesiyle ortaya çıktı. Fikri. Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde kuruldu. Tamam mı? 9 kişiden oluştu. Sivas Kongresi'nde de temsil heyeti üye sayısı 16'ya çıktı. Ulusallaştı. Temsil heyetin hikayesi bu. Ve kuruluş tarihi, temsil heyetin kuruluş tarihi 24 Ağustos resmiyet olarak 24 Ağustos 1919'tur. Peki ne zaman bitti temsil heyetinin görev süresi? 22 Nisan 1920'de. Peki ne oldu da? Çünkü 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O zaman temsil heyeti 24 Ağustos 1919'dan 22 Nisan 1920'ye kadar, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına bir gün önceye kadar görev yaptı. Tamam mıdır? Peki temsil heyeti nedir? Temsil heyeti Anadolu Hareketi'nin geçici hükümetidir. Yani yürütme yetkisini kullanmış bir hükümetidir. Tamam mı? Diyor ki bir istiklal mahkemelerini kurdu. Yanlış. İstiklal mahkemeleri gençler ne zaman kuruldu? 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi kurdu. Bu yanlış. Sivas'ta komutanlar toplantısı, evet. Ne zaman toplandı komutanlar toplantısı? Amasya görüşmelerinden sonra. Amasya protokolleri, evet, temsil heyetiyle İstanbul hükümet arasında. Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesiyle görevlendirilmesi ne zaman oldu? Sivas Kongresi'nde. Son Osmanlı Mevlüt Meclisi'nin toplanması ne zaman toplandı gün olarak? Ne zamandı çocuklar? 12 Mart değil mi? 12 Ocak. 12 Ocak 1920'de toplandı. Yani bu dönemde hala kim var? Temsil heyeti var. O zaman B, C, D, E temsil heyeti dönemidir. Ama açık bir şekilde İstiklal Mahkemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemidir. İstiklal Mahkemelerini kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
A seçeneği doğru. Geldik şimdi 16'ya. Bu güzel bir soru. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Diyor ki 16 Temmuz 1921'de toplanan Marif Kongresi ile ilgili olarak Mustafa Kemal Paşa 3. Yunan taarruzunun 1. Yunan taarruzu 1. nönü, 2. Yunan taarruzu 2. nönü. 3. Yunan taarruzu Kütahya Eskişehir çocuklar. Kütahya Eskişehir muharebeleri en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecek vazifesiyle meşgul oluyor. Ne diyor? O zaman Kütahya Eskişehir muharebeleri devam ederken ne yapmışız? Biz Marif Kongresi'ni toplamışız ve 250 muallimi Ankara'ya çağırmışız. Diyor ki şeklinde bir yazıyı halka duyuran gazete hangisidir diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı hangisidir diyor. Gençler şurada zaten söylemedik mi? Şurada ne dedik? Hakimiyet-i Milliye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organıdır. Bu arada Hakimiyet-i Milliye ile ilgili şunu da bilmeniz lazım. Hakimiyet-i Milliye gençler 10 Ocak 1920'de faaliyete başlamıştır. Ankara'da faaliyete başlamıştır. O uzun bir süre yani uzun dediğim yaklaşık böyle 7-8 yıl yayın hayatında kalmıştır. O yüzden 10 Ocak 1920'den sonra Atatürk'le ilgili, milli mücadele ile ilgili bir haber varsa bu günlük olarak Hakimiyet-i Milliye'de verilmek zorundadır. Çünkü belli bir süre bu gazete Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı gibi hareket etmiştir. Sırat-ı Müstakim ya da Sebülür Reşat Mehmet Akif Ersoy'un başyazarının yapmış olduğu İslamcı gazetelerden. Yeni Gün unutmuyorsunuz. Yeni Gün de Yunus Nadi. Yunus Nadi'nin çıkardığı dergidir bu. Yunus Nadi Mustafa Kemal'i Anadolu'da destekleyen ilk gazeteci olarak bilinir. O zaman bunun doğru cevabı A seçeneğidir. Bunu unutmuyoruz. Geldik şimdi 17'ye. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde Kuvayi Milliye Amil. Kuvayi Milliye Amil ne demek çocuklar? Bağımsızlık. Milli iradeyi hakim. Ne demek milli iradeyi hakim? Cumhuriyet. Doğru mu? Ne diyor? Kuvayi Milliye Amil. Milli iradeyi hakim kılma kasastır. Yani hem bağımsızlığı sağlayacağız hem de cumhuriyet ilan edeceğiz. Şeklinde karar alınmıştır diyor. Hangisi bu kararın bir sonucu değildir? Gençler İstiklal Marşı'nın kabulü bağımsızlık mı? Evet. Peki 21 Anayasası hem bağımsızlık hem cumhuriyet mi? Yani ulusal egemenlik mi? Evet. Halkçılık beyannamesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayımlanan ilk beyanname, unutmayın bunu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yayımladığı ilk beyanname halkçılık beyannamesidir. Bunu da unutmuyorsunuz. Halk zümresi. 21 Anayasası buna göre hazırlandı zaten. Cumhuriyetin ilanı zaten cumhuriyettir, ulusal egemenliktir. Halifelik ordusunun kurulması olumsuzdur. Halifelik ordusu nedir? Ahmet Anzavur tarafından kurulmuş, değil mi? İstanbul hükümeti tarafından kurulmuş. Ahmet Anzavur komutasında ki ordunun adıdır, amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kuvayi Milliye ortadan kaldırmaktır. Yani halifelik ordusunda Kuvayi Milliye amil, irade-i milliye hakim kılmak esastır. Özelliğini göremezsiniz. Tamam mıdır çocuklar? Evet seçeneği doğru. Geldik 18'e. Misak-ı Milli aşağıdaki itilaf devletlerinden hangisi tarafından ilk kez kabul edilmiştir? Şimdi bu soruya şöyle bakın. Misak-ı Milli'yi kabul eden, bak kabul eden ilk devlet kimdir? Ermenistan'dır. İlk devlet. Çünkü ilk yaptığımız antlaşma Gümrü'dür. Peki Misak-ı Milli kabul eden ilk Müslüman devlet kimdir? Afganistan'dır. Çünkü ilk defa Afganistan, ilk defa bir Müslüman devletle yaptığımız antlaşma Afganistan dostluk antlaşmasıdır. Peki Misak-ı Milli kabul eden ilk Avrupalı devlet hangisidir? Bak ilk Avrupalı devlet dedim. Sovyet Rusya'dır. Burada soruyu sormuyor. Diyor ki Misak-ı Milli kabul eden ilk itilaf devleti kimdir diyor. Yani ya İngiltere olacak, ya Fransa olacak, ya İtalya olacak. Bunlardan birisini soruyor. Peki biz bu üç itilaf devletinden ilk önce kimle antlaşmamızı aldık? Fransa'yla. Hatırlayın Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Ankara İtilaf Namesi'ni 20 Ekim 1920'de 21'de Ankara İtilaf Namesi'ni imzaladık. O yüzden Misak-ı Milli kabul eden ilk itilaf devleti çocuklar unutmayın. Çok sorulan bir sorudur bu. Fransa'dır. Ankara Antlaşması'yla. Kim imzaladı Ankara Antlaşması'nı? Bizim adımıza o dönemin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirchenk imzaladı. Fransa'da da işte Franklin Bouillon, onların Ankara komiseri olan Franklin Bouillon imzaladı. C seçeneği, B. Bunun şeyleri karışmış. Bu B olacak, bu C olacak. Tamam mı? Ya Fransa doğru. Tamam mıdır çocuklar? Geldik şimdi 19'a. Lozan Antlaşması'nda yukarıdakilerden hangileri mübadele dışında bırakılmıştır? Arkadaşlar mübadele konusu şu konu. Bakın şu konu. Türkiye ile Yunanistan arasında.
Ve şöyle denildi. Bakın şimdi şöyle denildi. İyi dinleyin bunu. Denildi ki Türkiye'deki Rumlarla, dikkat edin cümleye, Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yerde yaşayacaktır. Bakın. Haritasını çizeyim mi? Görsel yapayım o zaman size. Anadolu. Tamam. Burası Anadolu. Türkiye yani. Tamam mı? Burası da Yunanistan olsun. Tamam çocuklar? Burası da Yunanistan. Diyor ki burada Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler yerde yaşayacak diyor. O zaman Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a gidecek. Yunanistan'ın Türkler de Türkiye'ye gelecek. Fakat diyor, fakat siyahla çiziyorum. Fakat İstanbul Rumları işaretledim. Ve Batı Trakya Türkleri. Batı Trakya neresi? Gümülcine, İskece, tamam çocuklar, Dede Ağaç oralar. Burayı da işaretledim. Yerinde kalacak diyor. O zaman nedir mantık? Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a gidecek ama İstanbul Rumları, Gökçeada, Bozcaada da dahildir buna. İstanbul Rumları yerinde kalacak. Yani etaplı olacak. Yunanistan'daki Türkler Anadolu'ya gelecek fakat Batı Trakya'daki Türkler etaplı olacak. Yani yerinde kalacak. O zaman neresi mübadele dışında bırakılmış? 2 ve 3 değil mi? Onu soruyor. Bırakılmayanı değil, bırakılanı soruyor. Hangileri mübadele dışındadır? Evet. 2 ve 3 doğru cevap. D seçeneği doğru çocuklar. Unutmayın, bu da önemli bir bilgiydi. Bu da çok sorulan bir sorudur. Geldik 20'ye. 1931 yılında Türk ocaklarının kapatılmasında, arkadaşlar şimdi Mustafa Kemal Atatürk 1931'de Türk ocaklarını kapattı. Malını CHP'ye devretti. O bildiğiniz bilgi daha akademik hale getireyim size. Malı, Türk ocaklarının mal varlığı CHP'de halk fırkasını devredildi yani. 32'de halk evleri kurulunca CHP Türk ocaklarının mal varlığını halk evlerine devretti. Yani Türk ocakları direkt halk evlerine devretmedi. Çünkü Türk ocakları 31'de kapatıldı, halk evleri 32'de kuruldu. Arada bir şey var, halk fırkası var. Diyor ki Türk ocaklarının kapatılmasında hangileri etkili olmuştur diyor. Unutmayın, bu soru da çok önemli. 1. Türk ocakları SCF'yi destekledi. Hatırladınız mı? 1930'da SCF kuruldu ve belediye seçimleri oldu. 2 aylık parti belediye seçimlerinde 22 belediye kazandı. Nasıl oldu? Türk ocakları destekledi. Çünkü Türk ocakları ülkenin her tarafında örgütlüydü 1910'dan beri. Bu Mustafa Kemal'e Türk ocakların arasını açtı. Çocuklar tamam, bir doğru. Yeni Türk ocakları Türkçü Turancı biliyorsunuz. İttihat Terakkici yani. Yeni Türk Devleti'nde Turancılık yok. Yeni Türk Devleti'nde milliyetçilik var. Misak milli sınırları var. Türk ocaklarıyla farklı düşünüyor ki zaten bu tarihte Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın Hamdullah Supi'yi halde edip bunlarla arası açılacak, tamam mı? Yapılan devrimlere karşı mı? Böyle bir durum yok. Türk ocakları bizim kültürel devrimlerimizin oluşumunda son derece etkilidir. O yüzden buradaki doğru cevap B seçeneğidir. 1 ve 2 doğrudur. Unutmayın bunu da. Önemliydi bu. Geldik şimdi 21'e. Ne diyor? 1933-41 yılları arasında Recep Peker ve Fuat Köprülü'nün yönetimde çıkarılan halk evlerinin en önemli yayın organı nedir diyor. Çocuklar, bu ezber bilgisi. Ülkü doğrudur. Tamam mı? Şu Hakimiyet-i Milliye gazetemiz vardı ya. Hakimiyet-i Milliye daha sonra Ulus adını alacak. Türk Sözü Türkçü. Halka doğru ikinci meşrutiyet dönemindeki Türkçü dergilerden. Kadro dergisi 1932-1935 yılları arasında Kemalizmi devletçiliği yerleştirmek amacıyla kurulmuş olan bir dergiydi. Buradaki cevap ülke olacaktır. Bu halk evleri, hemen halk evlerinden bahsedeyim çocuklar. Halk evleri 1931'de CHP'nin 3. Olağan Kongresi'nde kurulması kararı alınıyor. 32'de kuruluyor. Ve halk evleri varlığını 1950 yılına kadar devam ettiriyor. Yani Demokrat Parti dönemine kadar devam ettiriyor. Demokrat Parti 1951'de halk evlerini CHP'nin arka bahçesi olduğu gerekçesiyle kapatıyor. C seçeneğimiz doğru olmuş oldu. Geldik 22'ye. Atatürk döneminde alfabe konusu ilk defa nerede gündeme gelmiştir diyor. Arkadaşlar normalde bakın Atatürk dönemi diyor. Atatürk dönemi nedir? 1920-38 yıllar arası çocuklar. Şimdi normalde alfabe konusu, bakın şu alfabe konusu Osmanlı'da İttihat Terakki döneminde gündeme gelmişti. Mesela İttihat Terakki liderlerinden Enver Paşa alfabeyi değiştirelimi teklif etti. Hatta kendisi Enveriye diye bir alfabe bile uydurdu. Neden? Çünkü Arap alfabesi savaş teknolojisine, haberleşmeye elverişli değil.
Ve bu mantıktan dolayı İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı günlerde, şu kongrenin, yani ister İzmir İktisat deyin, 17 Şubat 1923'tür çocuklar, ister İzmir İktisat deyin, ister Türk İktisat deyin, fark etmez. Başkanı Kazım Karabekir ama toplayan Mahmud Esat Bozkurt, dönemin iktisat vekili, açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal. Bu İzmir İktisat Kongresi'nde bazı delegeler alfabe konusunu gündeme getiriyor. Alfabe değişikliğinde konuşalım diyor. Neden getiriyor? Çünkü bu tarihlerde Orta Asya'da ve Orta Asya'nın biraz daha böyle batı taraflarında, yani aslında Kafkaslar ve Orta Asya bölgesindeki bazı Türkler alfabelerini değiştirmişler. Mesela Yakut Türkleri, mesela Azeri Türkler. Doğal olarak Türk, bizim Türkler de diyor ki, Anadolu Türkler de diyor ki, ya biz de mi değiştirsek acaba, bunu mu konuşsak acaba filan. İlk defa da nerede gündeme geliyor? İzmir İktisat Kongresi'nde gündeme geliyor çocuklar. C seçeneği doğru. Ha, şu Marif Misakı aklınıza takılabilir. Marif Kongresi'ne alınan kararlara, hani 15 Temmuz 1921 vardı ya, Marif Kongresi'ne alınan kararlara Marif Misakı diyoruz. Yani eğitim yemini diyoruz. Geldik 23'e. Bunu da yaparsınız. Bu da kolay. Bütün sorular zor olacak hali yok çocuklar. Bazı sorular kolay olacak, doğru mu? Ne diyor? Türk karasularda yük ve yolcu taşıma hakkının yabancılardan alınarak Türk gemicilerine verilmesi hangisinin sonucu? Kabotajın sonucu. Kabotaj ne zamandı? 1 Temmuz 1926'ydı. 1 Temmuz 1926'da çıkarılan kabotaj yasasıyla, tamamen milliyetçiliktir çocuklar bu. Yük ve yolcu taşıma hakkı yabancı gemicilerden, özellikle İtalyanlardan, yabancı gemicilerden alınarak Türk gemicilerine verilmişti. Bu da tabii ki yerli sermayeyi canlandırmış. Türk burjuvazisinin, yani Türk milli tüccarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur diyoruz. Burada devletçilik aklınıza şöyle gelsin. Devletçilik, devletçilik deyince aklımıza mutlaka şu gelecek. Devletçilik anlayışı 1929'dan önce yok çocuklar. 1929 dünya ekonomik bunalımından sonra ortaya çıkıyor devletçilik. Bu doğrultuda Merkez Bankası kuruluyor, Türk parasını koruma kanunu çıkarılıyor, 1. 5. sanayi planı hazırlanıyor. Etibank, Sümerbank, Maden Tetik, Nazilli Bez Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası, bir sürü bir şey açılıyor yani, tamam mıdır? Evet, geldik 24'e. 19 Mayıs 1924'te İstanbul'da Haliç Konferansı adı altında gerçekleşen ve Türkiye'yi FETÖ'lerin temsil ettiği görüşmeler aşağıdaki sınırlardan hangisiyle ilgilidir? Irak sınırıyla ilgili, hemen açıklayalım. Lozan'da çözüme kavuşmayan tek konu çocuklar, Musul sorunuydu. Musul, Lozan'da çözüme kavuşmayan tek konudur. Ve şöyle denildi. Denildi ki Musul konusunu biz çözemedik. Türkiye ile İngiltere bu sorunu aralarında çözsün. Eğer 9 ay içerisinde bu sorunu çözemezlerse olaya Milletler Cemiyeti el koyar denilmişti. Ve Türkiye ile İngiltere bu sorunu çözmek amacıyla İstanbul'a bir araya geldi. Haliç Konferansı toplandı. Haliç Konferansı'nda dönemin Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar bizi temsil etti. Hatta Ali Fethi Okyar bunu bizi temsil ederken şunu söyledi. Dedi ki Musul tarihi bir Türk şehridir. Mondros'un imza, biz sınırları Mondros'a göre çizdik ya. Mondros'un imzalandığı gün itibariyle Musul Türk topraklarından, yani Anadolu'ydu Musul der. O yüzden bize bırakılmalıdır der. İngiltere kabul etmez. Olay uzar. Ve olaya Milletler Cemiyeti el koyar çocuklar, çözülemediği için. Ve bu süreçte Şeyh Said İsyan çıkar, İtalyan saldırganlığı filan başlar Ege'de. Türkiye'de ne yapsın? Milletler Cemiyeti'nin bu Brüksel raporu, işte o sınır, Musul konusundaki Brüksel raporunu kabul eder. 1926 Ankara Antlaşması'yla Musul elden gider ve Irak sınırı da çizilmiş olur. O zaman Haliç Konferansı Musul sorunu, yani Irak sınırıyla ilgilidir. A seçeneği doğru. Geldik 25'e. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Said ayaklanmasını bastırmak için alınan tedbirlerden biri değildir? Gençler, Şeyh Said ayaklanması, bakın şimdi, 1925'te çıktı. Ayaklanma çıktığında Ali Fethi Okyar başbakandı. Ali Fethi Okyar başbakan, Recep Peker de İçişleri Bakanıydı. Tamam, İçişleri Bakanı Recep Peker'di. Başbakan da Ali Fethi Okyar'dı. Yapamadılar yani. Bunlar sadece ne yaptılar biliyor musunuz? Bu ikisi, Ali Fethi Okyar hükümeti kısmi seferberlik ilan edebildi. Bastıramadı yani. Bastıramadığı için hükümetten istifa etmek zorunda kaldı. Yerine yeniden İsmet İnönü hükümeti kuruldu. İsmet İnönü 1923-24, tamam mı? Sonra 24-25 arasında belli aylarda yok. 25-37. Tekrar İsmet İnönü hükümeti kuruldu. İsmet İnönü hükümeti kuruldu. O zaman ağda doğru. Ve İsmet İnönü hükümeti takdir-i sükun kanunu çıkardı. İstiklal mahkemelerini yeniden kurdu.
ve isyancıları yargılayıp idam etti. İsyanı bastırdı. Hıyanet-i Vataniye yasası ne zaman? Hıyanet-i Vataniye 29 Nisan çocuklar 1920'dedir. Yani alakası yoktur. Yani D seçeneğinin Şeyh Said isyanıyla hiçbir ilgisi yoktur. Geldik şimdi. Hatta burada Takrir-i Sükun İstiklal Mahkemelerinin, yani şeyde savaş yıllarında Hıyanet-i Vataniye firariler İstiklal Mahkemeleri kullanılır. İnkılap yıllarında Takrir-i Sükun ve İstiklal Mahkemeleri kullanılır. Geldik 26'ya. Türkiye'nin ilk yerli otomobil olan Devrim aşağıdaki cumhurbaşkanlarından hangisi döneminde üretilmiştir? Arkadaşlar, Devrim otomobilinin üretilmesini emreden Cemal Gürsel'dir. Yani 4. Cumhurbaşkanıdır. Cemal Gürsel'in emriyle, bunu unutmayın, Eskişehir Devlet Demir Yolları Fabrikası'ndaki mühendisler 100 küsür günde Devrim arabasını üretmişlerdir. Yanılmıyorsam 3-4 tane ürettiler. Sonra da üzerine gidilmedi. O zaman Türkiye'nin ilk milli otomobili Devrim'dir. Unutmayın. Ne zaman? Cemal Gürsel döneminde Eskişehir Devlet Demir Yolları mühendisleri tarafından üretilmiştir. 27 ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Sovyet Rusya'nın sosyalist bir blok oluşturma çabası sonucunda? Sovyet Rusya'nın yayılmacılığı karşısında, onu soruyor değil mi? Batılı liberal devletlerin gerçekleştirdiği işlerden değildir. Peki Sovyet yayılmacılığı karşısında ne yaptı Batı dünyası? 1. Amerika özellikle. Truman doktrinini ortaya attı. 2. Marshall planını ortaya attı. 3. NATO'yu kurdu. Şimdi gençler, Sovyet yayılmacılığı, SSCB yayılmacılığı ne zaman başladı? 1947'de başladı, doğru mu? Peki Birleşmiş Milletler ne zaman kuruldu? 1945'te. Peki 1945'te kurulan, yani hiç alakası yok, İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında kuruldu Birleşmiş Milletler. Peki Birleşmiş Milletler'de hangi devletler var? Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya var. Doğal olarak Sovyet Rusya'nın olduğu bir örgüt, yani alınan tedbir olamaz. Doğru mu? Ama ne var? Tam NATO kuruldu, Marshall Planı hazırlandı, Truman Doktrini ilan edildi ve 1949'da Avrupalı devletler demokratik esasları ön plana çıkarmak amacıyla Avrupa Konseyi'ni kurdu. Tamam mıdır çocuklar? Yani bu sorunun doğru cevabı o zaman B seçeneği, hiç ilgisi yoktur şeyle. Sosyalist yayılmacılıkla. Evet, şöyle bakalım. Öyle olmaz. Şöyle bakalım. Evet. Ve şöyle yapalım. Ne yaptınız? İyi miydi? Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Bugün rekor kırdık gibi, 1500-1600 falan başladığımız gibi gitti. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Tabii ne kadar çok izlenme olursa o kadar keyifli olur bu iş. Anladınız mı? Var mı kafanız takılan bir şey? Ay ay. Şöyle kameram mı şey olmuş? Şöyle. Tamam. Slide daha iyi oldu sanki çocuklar. Slide böyle çevirdik yan. Yan mı iyi, dik olması mı iyi kameranın? Tabii herhalde benim konuşmamla sizin duymanız arasında bir 10 saniye falan geçiyor herhalde. Savaş yılların İstiklal Mahkemeleri, Hıyanet-i Vataniye ve şey, ne derler, firariler yasası. İnşallah. Yan daha iyi. İyi, tamam. Tamam. Daha net görünüyor. Harika. Tamam. Bundan sonra yan gidiyoruz. Yan yan gidiyoruz bundan sonra. Tamam mıdır? Dik hocam. Ya bırak Allah aşkına. Diyor ki hocam, diyor, boynumuz ağrıyor. İşte dik şöyle şöyle. Şöyle. Seni de. Ya arkadaş, telefonunu bük. Telefonun böyle kalıp sen kafanı bükme. Sen kafanı bükme. Sen kafan böyle kalsın. Telefonunu bük. Tamam mı? Sen neredesin? Bana memleketini yazar mısın lütfen? Ben güzel anlatırım tabii canım. Yani ne her gün ya? Ha, ya arkadaş, hiç siz benim profilimdeki çekimleri görmüyor musunuz ya? İşte iki günde bir, belli olmaz, bazen her gün olur. Ben duyuru yaparım.
Arkadaşlar siz, ya ben çok yoğunum, bak çok çalışıyorum ve harbiden çok yoğunum Allah aşkına. Ben fırsatını bulduğum an derim ki paylaşırım orada. Derim ki arkadaşlar akşam soru çözüm var, tamam mı? Ama ne var? Kısa zamanda bitiririz inşallah. Tamam mıdır? Birinci temel, tabii canım inkılapçı değildir ama inkılap saltanatı kaldırmakla inkılapçı özelliğe sahip olmuştur deriz. Harika. Yo yo bırakmam, devam ederiz, devam ederiz. Eyvallah, teşekkür ederim. Azar saatiniz gelir. Zaten benden azar almadan şey yapmayın, ne derler? Uyumayın. Tamam mı? Eyvallah. Ben Ankara'da yaşıyorum Nurhan. Eyvallah, eyvallah. Ya biliyorum, Feyza biliyorum. Ne demek istediğini anladım ben orada da işte espri yapmak istedim. O işte yan olmayınca da sıkıntı. Bence bilgisayarını dik yap şöyle. Bilgisayarın ekranını dik yap şöyle, tamam mı? Dik yap, şöyle yap. Böyle yap, böyle yap. Tamam. Bilmiyoruz deli dumrul. Dumrul Ökkeş. Bilmiyoruz ne zaman olduğunu ama belki yarın olmaz. Sal olur. Tamam mı? Evet. Burcu 30 Ağustos. Ya çıkmış soruları elmas buradan nasıl çözeyim ben ya? Çıkmış sorular çözdüm. Çıkmış sorular ücretli telif olarak alınmış ve telifli bir şekilde başka bir platformda çözülecek. Instagram'da çıkmış soru çözülür mü? YouTube'da çıkmış soru çözülür mü? Onları hepsine teker teker not alır, 2 yıl sonra karşına çıkar. Der ki bak şurada çözmüşsün, aha da kayıtları der. Başıma geldiği için biliyorum. Ayşe çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Tamam. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Bilemem. Zorlayabilir de fotoleydi. Zorlayabilir de zorlamayabilir de. Tamam, belli olmaz yani. Ya bu yıl zorlar mı? Öbür yıl zorladı. Bu yıl, ya böyle falcı gibi falaçmayın kardeşim yani. Dersinize çalışın. Boş verin. Bir de şeyi unutmayın. Size zor gelen rakiplerinize de zor gelecek. Size kolay gelen rakiplerinize de kolay gelecek yani. Bu bir puan sınavı değil ki. Bu bir sıralama sınavı. Tamam, bu bir sıralama sınavı çocuklar. Bunu da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.